Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu videomda sizlere güzel kolay yelek modeli paylaşacağım sizlerle. Bu videomda hatta şal yapabilirsiniz, etol şal, üçgen şal yapabileceğiniz harika bir modelden bahsedeceğim. Modelimizin yapımı için arkadaşlar, siz hangi ipi deneyecekseniz ipiniz, ben Alize Angora Gold, bu şekilde bir ipim var, buna deneyeceğim. Tığımız ise 7 no, elinize uygun bir tığ seçebilirsiniz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincir ile başlıyoruz arkadaşlar. Bir miktar zincir çekip geliyorum hemen. Evet, bir miktar zincir çektim. Bu modeli siz dilerseniz lastik modelin üzerine yapabilirsiniz. Dilerseniz su taşının üzerine de yapabilirsiniz. Evet, zincirimizi çektik. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5. 6. zincirimin içine bu şekilde bir batım yaptım. Burada 1, 2, 3 tane zincir çekip tekrar 1, 2, 3, 4. zincirin içine batım yapıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. zincirin içine batım yapıyorum. 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. zincirin içine batım yaptım. 3 zincir çektim. Tekrar 1, 2, 3, 4. zincirin içine batım yaptım. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldik. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Geriye döndük. Şu kısma bir tane sık iğne ile batım yaptık ve tığımızın başına ipimizi aldık. Diğer kutucuğun içine üçte çekeceğimiz üçlü trabzan bir kere başına doluyoruz arkadaşlar. Şu şekilde 1, 2, 3 de çekiyoruz. Tekrar yine aynı şekilde 1, 2, 3 de çekim yaptık. Burada 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. Yine kutucuğun içine sık iğne ile batım yaptık. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir. Tığımızın başına ipimizi aldık. Yine aynı kutucuğun içine 2 zincirimiz ile birlikte 3 ve 4. 4 tane bir batım yaptık. Tekrar şu kısma sık iğne ile diğer kutucuğun içine sık iğne ile birleştirdik. Ve burada 1, 2, 3 tane zincir çekip diğer kutucuğun içine sık iğne ile yine bir batım yaptık. Tekrar tığımızın başına ipimizi aldık. Buradaki kutucuğun içine tekrar aynı şekilde bir önceki yapmış olduğumuz gibi üçlü trabzan yaptık. Bir kez başına doladık ve üçte çekiyoruz. Birini bir örüyoruz. 2, 2. Tekrar aynı şekilde 3 tane bu şekilde batımımız oldu. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz ve yine kutucuğun içine sık iğne ile batım yaptık ve kanadın birini oluşturduk. 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Aynı şekilde zincirimiz ile birlikte üçlü çekerek 4 tane batım daha yapıyoruz bu kısma. 3 oldu ve 4 batımımızı yaptık. Burada hemen şu kısımdaki kutucuğumuza sık iğne ile battık. 1, 2, 3 zincir ve diğer kutucuğun içine atlayıp sık iğne yaptık ve aynı şekilde şu kısma da dolgumu yapıp geliyorum. Evet, şimdi ise son dolgumu yapıyorum aynı şekilde ve şu kısma birleştiriyorum. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Geri dönüş yaptım.
Ve şu kısımdan bir batım yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu kısımları 4 çektim. Ve tekrar şu kısmı atlıyoruz. Burada 1, 2, 3 zincir. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Çok kolay bir model. Tekrar buraya fıstık gidiyoruz. Şu kısımdan 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ilmek aldım ve şu kısımdan bir toplama yapıyorum. Ve tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekip şu kısmı atlıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Bir, iki, üç zincir ve yine aradaki kısma fıstık. İki, üç, dört, beş. Siz burayı ipinize göre fıstıklarını doldurabilirsiniz. Dörtte doldurabilirsiniz bu kısmı. Üç zincir çektik. Ve yine bu kısma atladık. Aynı bu zincirleri de elinize göre ayarlayın hanımlar. Evet, aralara fıstık yapıyoruz. Üçer zincir. Yine şu kısımlarına bir batım. Tekrar 1, 2, 3. Bu kısmına yelek yapacaksanız fıstık getirirsiniz. Bu kısmına gelecek şekilde yaka bölümü ön kısmına fıstık, bu kısmı dikim bölümü olarak ayarlarsınız. Tekrar 3 tane zincir. Buraya 1, 2, 3, 4 zincir çektik ve geri döndük. Modelin tekrarını yapıyoruz arkadaşlar. Buraya bu kısma bir tane sık iğne ile batım yaptım. Tığımın başına dolayıp tekrar dolgularımızı yapıyoruz. 3 tane üçerli, 3'te çekmeli, 3 tane batım yapıyorum. Ve buraya 1, 2, 3 zincir çektim. Ve tekrar bir batım daha yaptım. 1, 2, 3 zincir. Tığımın başına ipimi aldım. 4 defa dolgu yapıyorum. Bir defa başına doladım ve 3'te çektiğim şu kısma sık iğne ile batım yapıyoruz. 2, 3 zincir çekip 2 fıstık arası şu şekilde 3 zincir sık iğne yapıyoruz. Tekrar dolgumuzu yapıyoruz. 3'te çekiyoruz, pardon. Bu şekilde şu kısma gelelim. Dilerseniz siz bu kısmını fıstık olarak da yine bu kısmını bitirebilirsiniz. Dilerseniz bu şekilde hemen sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Ve yine aynı şekilde bir sık iğne yaptım. 2, 3 zincir çektim. Ve yine diğer kanada batım yaptım. Buraya 1, 2, 3 zincir, yani modelin tekrarı artık arkadaşlar, fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane
Dediğim üzere burayı siz dörtte çekebilirsiniz. Fıstıklarını bir, iki, üç tane zincir çekip yine kanada atlıyoruz. Evet hanımlar, modelimizin tamamı bu. Ben biraz ilerletip geleyim arkadaşlar. Evet, ben birkaç sıra ördüm hanımlar. Şimdi göstereceğim. Evet, bu şekilde artık bu kısmı fıstık bölümü oluyor. Örgü örmesi o kadar zevkli ki çok da çabuk ilerliyor arkadaşlar. Kolay, yelek modeli arayanlar için süper bir model. İsterseniz şal yapabilirsiniz, isterseniz yelek yapabilirsiniz. Yelek yapacağınızda şu kısımlara hangi modeli denk getirmeniz size kalmış. İster fıstık denk getirin, ister bu şekilde dolgu denk getirerek evet yelek yapabilirsiniz. Etol şala da güzel olur. Etol şal da yapabilirsiniz. Evet, videomu bu bölüme kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğer ki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.